Merhaba. HDP, açlık grevleri, tecrit, partiye açılan kapatma davası, halk iradesinin gasp edilmesiyle ilgili yine hareketli bir haftayı geride bıraktı. İmralı'daki gelişmelerle ilgili haftalık olağan toplantısında konuşan parti sözcüsü Ebru Günay, iktidara İmralı'da neler olduğunu sordu. Buradan hükümete ve Adalet Bakanlığı'na ve tüm yetkililere soruyoruz. İmralı Adası'nda neler oluyor? Yasal bir hak olmasına rağmen İmralı'da aile görüşünü neden engelliyorsunuz? Kadınların gündeminde İstanbul Sözleşmesi vardı. Hükümetin İstanbul Sözleşmesi'ni bir gece yarısı kararnamesiyle feshetmesi kadınları sokağa döktü. İstanbul Sözleşmesi'nden imzayı çekmek kadın düşmanlığıdır. Ancak biz kadınlar nezdinde bu sözleşme hala yürürlüktedir. Ama biz nasıl ki yaşamaktan vazgeçmeyiz, İstanbul Sözleşmesi'nden de vazgeçmiyoruz. Hep birlikte vazgeçmiyoruz diyoruz. Hayatlarımızdan vazgeçmiyoruz. Haklarımızdan vazgeçmiyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nin bir tek maddesini tekçi erkek iktidarının keyfine bırakmıyoruz, bırakmayacağız. Meclisin gündeminde bu hafta partimize açılan kapatma davası, halkın iradesinin gasp edilmesi ve muhalefet partileriyle görüşme turları vardı. Kapatma davası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı binasında değil, bizzat sarayda hazırlanmıştır. Sayın Meclis Başkanı, size sesleniyorum. Hani diyorsunuz ya, FETÖ'cü taktikler kullanılıyor diye. İşte FETÖ'cü taktik budur. Herkes bu haksızlığı biliyor ama bir kısım insan da susuyor. Ben kamuoyuna en başta susmamaları gerektiğini söylüyorum. Türkiye'de demokrasi güçlerinin bu zor dönemi aşma konusunda bir araya gelmesi, diyalog içinde olmaları bakımından önemlidir. HDP'nin herkes için adalet kampanyası çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda bu hafta din insanlarıyla bir araya gelindi. Bir halkın eşitlik talebini yok saymak, bastırmaya çalışmak İslam'ın barış özüyle çatışan bir anlayıştır. Bu ülkeyi yönetenler belki bunun farkında değiller ama bunun üzerinden 100 yılı bırakın 200 yılda geçse bu halkın onurlu fertleri, bireyleri bu meselelerin açığa çıkması için bu mücadeleyi yürütecekler. Sokağın gündeminde de cumartesi annelerine açılan dava ile ilgili yapılan açıklama ve protestolar vardı. Burası bizim yerimiz değildi. Bizim yerimiz Galatasaray Lisesi önündeydi. Kayyumlar gidene kadar mücadele etmeye devam edeceğiz diyorlar. Biz de onların yanındayız. Emek gündeminde ise bu hafta iş ve aş buluşmalarıyla keskin Ankara yürüyüşü vardı. Burada çıksın!